Azərbaycan və Türkiyə qardaş ölkələr və bu ölkələr arasında heç bir sahədə fikir ayrılığı yoxdur. Bütün sahələrdə müttəfiqik, bütün sahələrdə birgə layihələrimiz var və bu layihələrin ən önəmlisi də elə əslində müdafiə sənayesi sahəsindədir. Və elə bugün həm söhbətim Türkiyənin Müdafiə Sənayesi Komitəsinin sədri İsmail Dəmirdir. İsmail bəy, xoş gördük sizi Bakıda, Azərbaycanda. Xoş bulduq. Müdafiə Naziri Zakir Həsənovla bir görüşünüz olub. İlk öncə bir o görüşdən başlayaq. Nələr danışdınız, nələr müzakirə olundu? Hansı məsələlərdə bir ortaqlıq var? Bu ziyarətimizin amacı təbii iki ölkənin harbi sənayedə müttəfiqlik, ittifaqlıq yapmaları konusunu daha ileri bir mərhələ daha ileri taşımaqla ilgili nələr yapabiliriz diye görüşmek, danışmak istedik. Çok müspet, olumlu görüşler oldu. Çünkü bizim bu kardeşliğimiz, emektaşlığımızı artık çok daha derin sanayi ve teknoloji boyutlarına da gitmesi her iki ülkede de bir millet, iki devlet anlayışıyla muhtelif tesisler, teknik kabiliyetler, ürünlerin olması ve daha fazla inkişaf için neler yapabileceklerimiz konusunda danıştık, görüştük. Tabii memnuniyetle gördük ki bizler bu manada da bütün gücümüzle en iyisini yapmaya ve bu kabiliyetlerimizi birleştirip birbirimize destek vermeye devam edeceğiz. Çünkü kuvvetli olmak, savaş muharebe sahasında kuvvetli olmak için teknoloji anlamında da kuvvetli olmak gerekir ve kimseye bağımlı olmamak gerekir. Herhangi başka dış ülkeler normal sulh zamanında, barış zamanında sizinle çok iyi görünebilirler ama mesele muharebe sahasına geldiğinde, harp sahasına geldiğinde işte son savaşta da gördük ki etrafınızda fazla dost bulamazsınız. Hatta bu harpten sonra Türkiye'ye niye Azerbaycan'a destek verdiniz diye her bir taraftan çeşitli ambargolar, kısıtlamalar iyice artarak devam etmeye başladı. Bunları biz aldırmayız. Yani çünkü bunlar zaten beklediğimiz şeyler. Buna göre de hazırlıklarımız var. Daha devam ettireceğiz. Bu manada kol kola iki kardeş ülke daha ileri, daha güçlü olmak için kararlılıkla yürümeye karar verdik. İsmail Bey, Azerbaycan müdafiə sənayesində yani hansı silahları, belə deyək, hansı vasitələri daha doğrusu əldə etməkdə maraqlıdır? Şimdi Türkiye'den gelen çeşitli silahları, ürünleri gördük. Bu devam edecek. Tabii ki muharebe harp sahasında daha güçlü kılacak. İnsansız hava araçları, kara araçları, bu gibi sistemler, elektronik harbi sistemleri, hava gücümüzü artıracak muhtelif bombalar, mühimmatlar, silahlar, bunların hepsi daha da inkişaf ederek, daha da gelişerek gitmesi gereken şeyler. Bunların hepsine ihtiyaç var. Tabii ellerimizde olanların da daha iyisini yapmak üzere bir emektaşlık gerekti. Bu açıdan bizde ne varsa ona ihtiyaç var. Onlara ihtiyaç var. Aslında burada ne varsa bizim de ona ihtiyacımız var dersek. Çünkü durmadan daha ileri gitmemiz gerekir. Şimdi elimizde olanlara falan ürüne ihtiyaç var desek biraz hata ederiz çünkü o ürünlerin daha iyisine ihtiyacımız var, olacak. Biz bunun daha iyisini yapmak üzere bir işbirliği, emektaşlık yapmamız gerekir. Birge istehsalla bağlı her hansı bir fikirler var mı geleceğe? Tabii ki. Bu mühim bir, yani mühim özürlerden birisi. Birlikte çalışmak, yani Türkiye'den buraya, buradan Türkiye'ye bir silahın, bir ürünün gitmesi sadece küçük bir parçası mesele. Yani asıl büyük mesele beraberce neler yapılacağı, ortaklıkla, ittifaklıkla neler yapılacağı, bunlar tabi meselelerin en başında bunlar var. Bunun da yavaş yavaş çok detaylı bir şekilde incelenmesi, planlanması, iki ülke şirketlerinin bir araya gelip devletin de desteğiyle muhtelif alanlarda faaliyet göstermeleri bizim için çok mühim. Çünkü bu birlikte çalışmak ancak bizi beraberce bir yere götürür. Tabi meselenin asıl kalbinde bu iki ülkeden kardeşlerin bir arada çalışma, birlikte iş yapma, şirket kurma, ürün üretme iradesi var. Kanada bizim Vatan Muharebesi döneminde
pilotsuz uçuş aparatlarıyla, sihalarla bağlı bir sanksiya verebileceğini açıklamıştı. Bildiğiniz gibi Türkiye bu yani silahın, bu müdafiye sistemlerinin en güçlü istehsalçılarından biridir ve kameralarını səhv etmirəmsə onu siz xaricdən ithal edirsiniz. Bu her hansı bir problem yaradar mı yani istehsalatda? Yok, bunu yaptıkları zaman biz dedik, biz zaten kendi mizinkini geliştirdik, biz kullanıyoruz. Sarı kanadın bu mesela bilinen bir şey de bilinmeyen o kadar çok sayıda irili ufak durum var ki Kanada'nın veya başka memleketlerin bize vermeyi durdurdukları, sırf Azerbaycan'da kardeşlerimiz yanında olduğumuz için bize bu kısıtlama, ambargo koydukları o kadar çok şey var ki bu sizin bilin, sizin bilmediğiniz çok sayıda var ama bunların hiç birisi bizim için mühim değil. Bir kere bizim kararlılığımız, kardeşliğimiz, emektaşlığımız, şunun ambargosu, bunun kısıtlamasına etkilenecek kadar zayıf bir şey değil. Biz ne derse desin yolumuza devam eder. Bu bir. İkincisi, biz zaten onun daha iyisini yapmak üzere de kollarısı varız. Ben bir kere dedim, size teşekkür ederim çünkü bizi daha hırslandırırız, bizi daha amacımıza doğru daha çabuk gitmek için cesaretlendiririz, gayretlendiririz. O bakıma teşekkür bile ettim ben. Azerbaycan'da Joe Biden'ın açıklamasından bağlı büyük bir narazılık oldu tabii ki ve bu devlet seviyesinde de aslında buna münasibet bildirildi. Ve bu narazılıkların fonunda Türkiye'nin F-35 istehsalına bağlı, yani bildiğimiz kimi o bir hissesini, ya belə deyik, istehsal edir həm də Türkiye. Bundan bağlı bir problem çıkmaz ki, yani geleceği için. Yok, şimdi bu tabii Amerika'nın aldığı bu karardan dolayı yine iki ülke gösterdi ki biz her ortamda bu kardeşliğimizin ilan edip birbirimize desteği devam ettireceğiz. Bu birinci mesele. İkincisi ise zaten bu tür şeyler yapıyorlar, yapmaya devam edecekler. Edeceklerini biliyoruz. Onun için de biz her türlü hazırlığımızı yapmamız gerektiğini anlıyoruz. Azerbaycan'a kardeşlerimizin de bu tür meselelerde hazırlıklı olmaları gerekir. Çünkü başkalarına güvenerek yola çıkmak mümkün değil. Ancak kardeş kardeşe, gerçek kardeş kardeşe güvenir. Zor zamanda ispat eder ama diğerlerinden her zaman için bir problem, bir pürüz, bir şey çıkabilir diye beklemek lazım. Ona göre de hazırlıklı olmak lazım. Şəxsinizdə də bir Avropa mətbuatında bəzi açıqlamalar vardı, hər hansı bir sanksiyanın tətbiq olmasından bağlı. Mümkündür mü, yəni Türkiyə savunma, yəni sənayesi başqanına belə deyək, hər hansı bir şəxsinə sanksiyalar tətbiq olunsun? Amerika'dan zaten şahsımıza yaptılar. Şimdi ona bağlı olarak bazı Avropa ülkeleri de o manada bize yine biraz sor, yani benim içinde, ismimin içinde olduğu meselelerde biraz problem çıkartmak eğilimleri var. Bizim için demek ki bu bir şereftir. Çünkü bize düşmanlık edenlerin bize düşmanlığı zaten tabii bir şey olmasa zaten şaşırmak lazım. Ama tabii biz bunu her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz düşmanlık veya husumetle ilgili biz taraf değiliz. Yani bize bunlar yapanlar bunu tek taraflı yapıyorlar. Biz hiçbir zaman için bu husumeti başlatan, bu gerginliği başlatan taraf olmayız. Her zaman için sulhtan, anlayıştan taraftarız. Bunu her zaman söyledik. F-35 meselesinde de dedik, biz bu programdayız, biz bir ortağız. Biz ortaklığımızın şartlarını yerine getirmeye her zaman hazırlık ve yaptık, yapıyoruz da. Siz böyle bir karar alıyorsunuz, bu gayri hukukidir. Bunun hukukta yeri yoktur. Bu anlaşmalara aykırıdır. Dedik diyoruz. Biz ciddi devletiz. Bizim tarihimiz çok eski. Biz bir devlet geleneğine sahibiz. Bir devlette biz imza attığımızda o imzaya sadık kalırız. Bugün öyle, yarın öyle demeyiz. Ama başkaları bunu yapıyor ama biz başkalarının kötü örneği bizim devlet kültürümüze, adetlerimize örnek teşkil etmez. Yani kötüler bizim öğretmenimiz olamaz. Biz iyilerle, iyilikle, hukukla, adaletle yoğrulmuş bir milletiz. Böyle devam edeceğiz inşallah. İnşallah. İsmail Bey, bildiğiniz ki bizim meşhur silahlardan da biri istiqlaldır. Necə deyirlər, haqqıdır millet, mülaqqa taban istiqlal. O bakımdan yani burada da biz birliğimiz var. İnşallah bu birlik ebediyen devam eder. İnşallah, inşallah edecek. Teşekkür ederim, minnettarım. Ben teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. İsmail Demir'le sohbetleştik. Demir yumruğun gücü bizi zəfərə daşıdı. Bu zəfərdə yanımızda Türkiye var idi. Ve Türkiye indi de yanımızdadır. Bu, gələcəkdə də bu birlik devam edecek. Aynen uzun birliği kimi. Helalik.